Evet. Pazara geldik. Kız kardeşim geldi bu sabah. Lila'nın annesi, herkes merak ediyordu. Ve Noel. Tatlışko. Ya. Azra da bize geldi pazara. Sita Hanım da. Tabii ki. Böyle. Evet, ayrıca pazara geldik. Ve kız kardeşim geldi. Annem de burada Lila'yla, o pazara gelmedi. Datça da bekliyor. Ve biz bugün günlerden ne sizde? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü sizde. Ben de şöyle gidiyorum. Ha, yok, almadık. Alalım mı? Tamam. Aynen. Ispanak alalım biraz. Yarım kilo. Ispanaklar. Arkadaşlar. Paçası gidiyor masaya. 5,5 kere yansın da. 20 lira abi. Beş yaptın, bir şey yap. 20. Evet, acı biber olmadan olmaz. Değil mi? Buranın acı biberleri çok güzel. Bir kere alan biber. Kabul senin. Bu tatlı hanımefendinin. Değil aslında. Gerçekten değil aslında. Bak. Yabancı dili, arabalanı ayrılmaz mı? Arabalından ayrılmaz mı? Buyur efendim. Hoş geldiniz. Maşallah. Eller ablam, iki tane kaldı. Papaz geliyor. Domatesi de alalım. Peki. Buranın domatesi çok güzel. Çeri domatesleri, bir de zeytinleri. Zeytinler kullanmıyor muyuz? Enfes, tamam. Çok güzel. İstiyoruz bol bol. Ne güzel ya. Sizlerle tanışmak, sizlerle sohbet etmek mükemmel. Ya bizim için de öyle. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de. Alın, sen koy kızın kendine. Erik var, enginar var. İsterse onlar da gelin. Ha yok, var evde. Var mı? Tamam. Buradaki beyefendi, oradaki 81 yaşında. Saçları falan da çok güzel. Mesela bir saçını şampuan hiç kullanmazmış, zeytinyağlı sabun kullanır. Onun kiri 20-30 lira, 1-35 lira. Hangi bunu almışlar? Gel bak. Şimdi meşhurlar ama demin konuştuk, keşke çekseydik, bize anlattı. Saçını tek zeytinyağlı sabunla yıkarmış hep. Baksana saçları ne kadar sağlıklı görünüyor. Benden daha az beyazı var valla. Yani imkanı demir ya, yıkıyorum. Portakal. Evet. Buradan da güzel portakallar alalım.
Al sen hadi bakalım. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Canım anneciğim. Canım kızım. Bakayım neler yapmış bunlar. Evet. Oh, böyle güzel bir akşam yemeği, bol salatalı. Bu kara kılçık değil mi? Evet. Ekmek. Glütensiz ekmeğimiz. Glütensiz. Ay çok güzelsin anneciğim. Teşekkür ederim canım benim. Şeyler var. Ne koyuyoruz onlara? Acele edeyim çünkü yüreği uyutacağım. Sandviçler değil mi? Salatalı, domatesli, mizo, mizo var. Kız kardeşim mizo getirdi Fransa'dan. Güzel peynirimiz var. Zeytinler var. Aa, kız kardeşim Iris. Bak Lira da. Oy! Lira'nın annesi ve Nur'un annesi. Lira'nın annesini merak ediyordu herkes. Güzel tofular kızartıyor. Vay! Nur da kucağında. Güzeller güzeli Iris. Evde vallahi tanrıçalar çoğaldı. Güzel tanrıçalar. Şunlara bakın. Fıstıklar. Iris de usta mutfakta. Aa, bizim böyle ustalar olunca mutfakta yandık yani. Nur. Tatlı. Evet. Kız. Kız. Teyzesinin bir tanesi. Nuriçko. Lila. Evet Lila. Kız. Nur için yatak. Köpekler. Ha? Lila. Yavaş. Zen çok korkuyor Lila'dan. Evet tatlılar, çiçekleri şimdi yemek yiyeceğiz hep beraber. Böyle tatlışlarla. Güzel. Evet tofular da geldi. Aa, karnımız çok aç. O kadar güzel renkler ki bu. Her şey çok güzel. Evet, şimdi hep beraber sitonende çöpler, hep beraber koşuya gidiyoruz. Iris bizi motive etti koşu için. Evet tatlılar, çiçekleri, koşuya gidiyoruz dağlarda. En sonunda uzun zamandan beri aslında sito birkaç kere yapmıştı, yapmak istiyorduk ama kız kardeşim öyle güzel motive etti ki bizi, kulaklıklarımız evet. Ve yay, bakalım nasıl olacak? Evet kızlar. 45 on arrête. 45. Köpekler de ağlıyor. 45. Ay geleceğiz. Hadi geleceğiz. Sita. Geliş. Ay ağlıyorlar. Geleceğiz, hemen geleceğiz. Thank you.
tatlı işte. Tik tik. Annem. Merhaba. Merhaba. Ben arkada kaldım. Evet, arkada kaldım bayağı. Yürümeye başladım. Yani sizin vardı ya, telin kopmuştu, tahmin etmiş miyim? Yok. Aşağı taşınınca daha iyisini alacağım diye düşünüyorum. Ben onu da bir zaman taşınacağım. Böyle çal. Böyle şeyi çalarsın. Neşet Ertaş'ın parçaları var ya. Hatta şey. Çok güzel. O sen. Mandolinin telini sormuştum ben, o Datça da sazıya. Satıyorlar mı? Şu anda yani bizde yok da dediler, bayrama bir daha uğrarsan bayrama getiririz falan diyorlar. Tamam, bir daha uğrayamadım. O zaman gittiğimizde götürebiliriz. Gittiğimizde de olmasa büyük bakalım. Getirdiğini diyorlardı. bak, gittir oldu. Mide arası geçti galiba. Evet. Vallahi ben koşu köye doğru girerken artık dayanamadım. Ama sitede karar verdik. O bu köyün içine girince yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Yani evet. Bizim için başlangıç öyle daha iyi. Sonra yarı yer. Sonra evet. Bir parça, sonra yarısı, sonra yarısı da olur. Yavaş yavaş olur. Biz birden Iris'e ayak uyduramadık. Iris hep koşuyor her gün. Hemen hemen. İki günde bir koşuyormuş. Birden ağır spor iyi olmaz. Evet. Önce kısa, sonra mesafe yavaş 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 her gün 500 metre, 1 kilometre uzatacaksın. Aynen. Hı. Bir de ben dün 20 günlük hemen hemen oruç yaptım. Sebze suyu, smoothie orucu. Dün bozdum ve zaten vücudum zaten yorgundu. Hı. Öyle, Feridun'u da gördük. Galiba göründü, bir şey ısmarlamadı diyecektin şimdi. Feridun bize bir şey ısmarlamadı. Hayır, Feridun bize ısmarladı da biz istemedik. Benim midem biraz bulandı da bir şey istemedim şimdi. Yeşil smoothie içeceğim eve gidip. Evet. Smoothie içerim. Tamam, ben inmeyeyim o zaman. Sen birazcık mama verelim. Biz kedilere mama verelim. İyi, tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi eyvallah. Tamam, güle güle. Evet, bacaklarımız sitede de biz takım giyindik. Böyle kampanya yapıyoruz. Vegan ol, koşması. Vegan ol. Bütün ağaçlar, çiçekler vegan oldu. Belki köyde kahvede oturanlar. Ay diyecektim bir de, tatbay çiçekleri. Ben tabii şimdi ne kadar koştuk bilmiyorum da böyle köyün öbür bir girişi var. Onu da geçtim. Yani bir yol var böyle, çok güzel bir yol. Sonra yani köye doğru gelince artık böyle midem çok kötü bulanmaya başladı. Tabii ki bunu paylaşmadım sizle ama ben 20 güne yakın dün orucumu bozdum. Yalnızca işte sabahları yeşil smoothie ve yani yeşil smoothie ve sebze suyu orucu yaptım. Bir yeşil smoothie, bir de sebze suları, işte havuç, pancar, salatalık, ne koyuyorduk, elma falan, öyle bir detoks yapmak istedim. Tabii ki vücudum yorgundu ve o oruç sırasında çok hareket etmedim çünkü bayağı böyle yani şeyi, detoksu daha çok organlara konsantre ol, yani detoks biraz benim için ağır oldu bu defa. Onun için daha çok dinlendirdim bedenimi. Onun için böyle hem orucu dün bozdum ve ilk böyle ve koşu da yapmıyorum. Normalde hiç yapmıyoruz siteyle. Bir kez yaptım, sonra bir kezden sonra vazgeçtim. Aynen. Onun için böyle biraz o herhalde hem bedenim zaten yorgundu. Çok fazla da aslında zorlamamak gerekiyordu. Zaten bir yerden sonra o kadar midem bulandı ki, ama şimdi bir oturdum, sakinleşti.
Eve gidince şöyle güzel bir yeşil smoothie içeceğim, iyi gelecek. Ama yine de iyi geldi. Değil mi Sita? Enerji verdi. Çok güzel. Tanımadım bile seni. Annem burada çamaşırları yıkamış. Nur burada. Nur. Nur. Nurişko. Nur. 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 Pop. Pop pop. Nur. Hadi kız. Ne yapıyorsun? Biraz. Doğru mu koştunuz? Yani Iris bizden tabii daha şey. Ama o alışkın. Biz ben hiç koşmadım ki. Aa, dokunma. Cipsi. Annem. Zan rahat bırak cipsi. Nur. Ay. Kız. Aa, güneş çıkıyor. Tatlı Nur. Nur. Teyzesin. Teyzesin. Güzel ama değil mi? Güzel. Üstünü bütün şey. Biz sen küçükken almıştık şeyi. Meyve püresi yapmış. Kız. Lila. Kız. Ups. Tamam. Gel. Gel canım gel. Gel. Bakayım. Gel teyzesi. Gel bakayım bir şey olmadı. Bakayım. Ah bir şey olmadı. Elim kirlendi. Aa, ne kirlendi? Elim mi kirlendi? Aa bak, al bunu da. Koşmadan şey yap, tamam mı? Acele etme. Ne yapıyorsun? Yaprakları. Yaprakları da mı düşürdün? Ne yapıyorsun o yapraklarla? Kesiyorum yapraklarla. Ot şey mi topluyorsun? Hı. Yaprak, otlar. Ne için? Gözleme mi yapacaksın? Koyu al. Gaya da çok özlemiş. Bak. Şey oldu. Aa. Boya oldu. Boya mı oldu? Bakayım, evet. Öpeyim bir tane. Bak. Hayır. Öpme. Şimdi ben hasta oldum. Ne acıyor? Yo tamam. Acımasın. Yapma bana. Acıyor çünkü. Ah tamam. Hadi. Oraya mı oturayım? Evet tatlı çiçekleri. Oh. Biraz yoruldum ama iyi bir yorgunluk. Bir de şey... diyecektim. Evet böyle senede bir yapmaya çalışıyorum. Geçen sene de yapmıştım. 20 günden daha fazla yapmıştım galiba. 25-20 öyle bir şey olabilir. Ama böyle senede bir hep böyle bahar dönemlerine denk geliyor.
yapabilirsem her zaman onu başlamak kolay olmuyor ama böyle smoothie, sebze suyu karışık böyle bir detoks yapmayı çok seviyorum. Tek hani onları içip böyle bir şey yemeden en azından en az 2 hafta böyle ya bir hafta bile olsa çok iyi böyle bir bedenimizi dinlendirmek, arındırmak. Bunu senelerden beri yapıyorum. Gerçekten sağlık için çok faydalı, yani çok faydasını görüyorum. O sene içinde hasta olmadığımı görüyorum. Daha dayanıklı, bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu görüyorum. Bayağı bir çünkü ister istemez yine de hep böyle bedenimizde her zaman %100 sağlıklı beslenemiyoruz. Ve bedenimizde bir şeyler birikiyor. Hani tamamen sağlıklı beslensek bile yani bu hayat şartları, şu anki dünyanın bir sürü kirlilikler var. Her şeyi organik alamıyoruz. Yani tek öyle bile olsa stres bedenimizde, o da böyle bedenimizi stresli dönemler oluyor. Bedenimizi yoruyoruz. Bedenimizde stres de toksin yaratıyor, zehirler yaratıyor. Onun için böyle arada bir bedenimizi dinlendirmek hem fiziksel sağlığımız için hem de zihinsel sağlığa da çok iyi geliyor. Hani zihinsel olarak da şey yapıyor, biraz insanı arındırıyor. Çünkü o kadar çok şey biriktiriyoruz ki vücudumuzda. Hani bunlar travmalar olsun, duygular olsun, stresler olsun şeyler. Ve bedeni böyle arındırdığımızda, biraz yemeği durdurduğumuzda bedenimizdeki biriktirdiğimiz o duygular da, bastırdığımız duygular da özgürleşebiliyor. Yüzeye çıkıyor, onları görmek, onlara alan bırakmak, onların gitmesine izin vermek gibi böyle. Hem fiziksel bir detoks oluyor hem de duygusal da oluyor aynı anda. Bahçeyi mi suluyorsun sen? Aferin. Çok güzel suluyorsun. Evet. Şimdi gel bu tarafa getirelim. Onlara pek gerek yok ama gel şu çilekleri sula istersen. Şuradaki. Var ya şunlar. Şöyle yavaşça getir. Aferin. Ha, yapabilirsin. Yapabilirsin. Çek 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 boruyu. Ay, güneş üstüne şey yapmış. Bir dakika yardım edeyim sana. Tamam, çeken. Yapabilirsin. Ya başardın. Aferin. Bravo kız. Ne güzel de suluyormuş bahçeyi hanımefendi. Şimdi yana git. Lila sayesinde güzel çilekler çıkacak. Güzel çilekler. Ay, ay. Önemli değil. Özür dilemene gerek yok. Niye özür diliyorsun? Ben teşekkür ederim. Bak bahçeyi ne güzel suluyorsun. Koş. Çek. Çek biraz daha. Tamam. Tamam gel. Çok nesin? Mutluyum. Çok mutlusun. Ya ben de çok mutluyum. Senin gibi tatlı. Tatlı bir prenses. Bak şurayı sula şurayı. Tamam. Aferin. Onlar kurumuş biraz. Onlar da tutayım mı? Ver istiyorsan. Tamam. Oraları onlar boş. Bak şimdi biraz daha git. Biraz daha git yan. Yan. Diğer, git hadi çek yapabilirsin. O değil. Diğerine. Diğerine git. Yana. Bir yana daha yukarı. Hadi yukarı çabuk. Tamam ben çekeyim şuradan sana bak. Çektim. Şimdi git. Hadi git. Şöyle aferin. Kalsın orada biraz. Rüzgar ne yaptı? Rüzgar. Ama yapıyor mu?
Onları da yavaş yavaş. Şimdi yana geç, yana. Şöyle ilk önce bunları yapıyoruz. Sonra yok yok acele etme. Diğerine geri gel. Diğerine Lila buraya geri gel. Şuraya. Tamam. Daha o tam olmadı daha. İyice olsun. Yavaş sabırla. Yavaş yavaş. Aferin. Bekle. Yapma babakar. Sana su getirdim. Sana su getiriyorum. Kime diyorsun? Yaprakaya. Ay yaprakları mı diyorsun sana su getiriyorum diye? Ay çok tatlı. Yapraklarla mı konuşuyorsun? Tamam şimdi diğerine geç. O bitti. O nerede? Bak! Ya bir şey olmaz. O normal. Bu kovanların altından biraz geliyor. Tamam. Biraz geliyor. Bak! Orada geliyor. Evet. Neyse. Gidecek şu. Evet. O biraz normal. Oh! Ah! Ay! Özür dilerim. Ha, bir şey olmaz. Şimdi diğerine geç istersen. Ha, tamam. Sen o tarafa gel. Tamam. O bak girmiyor. Heh, iyice. Biraz daha götür. Hortumu biraz daha ileri. Biraz daha böyle çekin. Aferin öyle. Evet. Çok değil. Onlar eski arı kovanların şeyler. Sonra yavaş yavaş bu tarafa doğru gel. Hadi gel şimdi yeter. Bu tarafa doğru. Şimdi güllere gel. Ha. Çok güzel bir gün. Bakayım bu hanımefendiye. Ay Nur. Kız. Uyumadı. Benim Fransız kız kardeşim de oturdu. Çok tatlıymış. Çok güzelmiş. Lila ile Nur'un tatlı peri annesi. Iris. Gökkuşak perisi. Aynı anda demek. Değil mi? Annenin adı Iris mi? Gökkuşak perisi mi? Merhaba tatlı çiçekleri. Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden ne? Salı. Evet. Ve bu gece yani çarşamba sabah erken yani yarın sabah erkenden saat 5 gibi falan yola çıkıyoruz galiba değil mi? 4-5 gibi Sidor'da yola çıkıyoruz. Pijamalardayız şu an. Yola çıkıyoruz Belçika için. Aslında böyle son günleri annem burada, kız kardeşim burada çok fazla sizin için çekim yapmak istedim ama iki günden beri hepimiz hastalandık. Yani özellikle Sita dün yine çok ateşi vardı. Bayağı bir hastalandı, bayağı kötüydü. Sonra işte dün akşam, şimdi biraz daha inşallah bu akşam da iyi olur. Hani yollarda böyle ateşle. Konseri de var cumartesi çünkü. Sonra ben de böyle biraz şeydim, orucumu zaten bozmuştum midemin işte
hani yemeğe alışmak. Bir de ben de böyle dünden ve bu sabah da biraz böyle midem bulanıyordu, başım ağrıyordu. Ama şimdi biraz daha iyiyim. Enerjimizi toplamaya çalışıyoruz. Yine böyle iki günde bir sizin için montaj, hani video paylaşmak istiyorum ama tabii bu böyle koşturmaca, hazırlık, hastalık falan derken yapamadım. Gücüm ele vermedi tatlı ayçiçekleri. Ama böyle bugün elimden geldiğince biraz koşturmacalı bir gün olacak. Çünkü son hazırlıklarımızı yapıp işte sizin için bir en azından bir tane video yetiştirmek istiyorum. Bu son bir ayın özeti gibi böyle biraz. Sonra işte Belçika'da kesinlikle sizler için çekimler yapmak istiyorum. Böyle tatlı çiçekleri böyle küçük küçük sizi böyle bilgilendirmek istiyorum neler yapıyoruz. İşte annem de yapmaya çalışıyor. Biraz tabii ki onun heyecanı çünkü hafif böyle heyecan ve gergin. Çünkü köpekleri kız kardeşim ve annem bakacaklar. Bebekler de var. Köpekleri işte hani umarım siz de dua edin. Her şey sakin olsun. İşte köpekler, onlara anlattım inşallah kavga etmezler de kavga ettiklerinde nasıl ayırıyoruz falan. Öyle bir şey olmaz diye dua ediyoruz. Yani en iyi şekilde işte onları anneme, o süreçten geçtik. İşte o annem geldiğinden beri onlara yalnız yemek veriyor hani alıştırmak için. Yemek yerken zaten asıl şey, yemek yerken çok heyecanlı oluyorlar. Ama böyle küçük küçük çözümler bulduk. Bakalım işte bu son günlerimiz böyle geçti. Bugün de artık hazırlık günümüz siteyle. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. Sen bu tadı sen geldin. Ne var? Ne var? Çıpa çıpa çıpa. Lira. Bak merhaba de. Emzik getiriyor. Merhaba. Ne istiyorsun? Oy, yamuk oldu. Anne de burada. Oy happy. Evet, demin çok enerjik bir mesaj bırakmıştım. Sabah tatlı ayçiçeklerle gidiyoruz. Şimdi 12'den sonra yataklara düştüm. O kadar kötü oldum ki her yerim böyle ağrıyor. Kalkamıyorum. Sırtım, başım. Annem demin bana masaj yaptı da konuşabiliyorum. Ve şey... Kendin de çıksın. Ve şeye kadar iyileşmem gerekiyor. Ne zaman? Geceye kadar iyileşme sürecim var. Gidiyoruz sabah işte. Geçeceksin ama. Evet. Şu an. Çok tatlı ya. Aşırı tatlı. Aşırı tatlı değil mi? Ne var? Ne var? Pıçı pıçı pıçı. Pıçı pıçı. Deli burada. Tatlı deli burada. Tatlı burada. Gidi 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 gidi. Tamam sana da yapayım. Madem biraz şey görünebilirim, pijamalar falan biraz perişan. Biz bu sabah uçağa binecektik. Yani dün sabah 5'te yola çıkacaktık ama ertelemek zorunda kaldık. O kadar hastalandım ki ayağa kalkamadım. Ateşim vardı. Bayağı kötüydü. Sonra annem de hasta oldu. Kız kardeşim de hasta. Herkes hasta. Bizden öncesi de çok hastaydı. Gidemedik, ayağa kalkamıyordum, mümkün değildi yani. Ama şimdi bugün böyle bayağı bir dinlendim, şey yaptım. Hiç sizin için montaj falan mümkün değil, hiçbir şey yapamadım gördüğünüz gibi pijamalarla. Ama yarın sabah erkenden saat 6'da uçağımız var. 12.30'da Belçika'da olacağız, Brüksel'de. Ve saat 2'de de buradan yola çıkıyoruz.
Ama böyle olması daha iyi. Yoksa yollarda yani mümkün değildi. Herhalde hastanelik olurdum. Çok çok yani uzun zamandan beri böyle hasta olmamıştım. Annem bir de dedi seni hiç böyle görmemiştim. Korktu böyle ama çok şükür iyiyim şimdi. Galiba bir böyle virüs yakaladık hepimiz ama çok şiddetli ama hızlı geçen bir virüs oldu en azından bizim için çok şükür. Ama bayağı şiddetliydi yani. Gerçekten bu da hayatın parçası bazen. Beklenmedik. Planlar yapıyoruz ama planlar hayatın hayatın planları farklı oluyor. Neyse. Bu sabah gidiyoruz. Ne.